Herkese kliniğimden merhaba. Bugün size yüz bölgesine uygulanan dolgulardan bahsedeceğim. Şimdi bazen hastalarımız tabii geliyorlar bize bir takım bölgelerine dolgu istekleriyle. Bu dolguların hepsi aynı mı? Öncelikle ondan bahsetmek lazım. Yani bizim gözümüzün altına yaptığımız dolguyla çenemize yaptığımız dolgu, yanağımıza yaptığımız dolgu ya da dudağımıza yaptığımız dolguların özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Yüz bölgesinde derimizin ve deri altındaki dokunun kalınlığına göre ve o dolguyu hangi amaçla kullanacağımıza göre pek çok farklı dolgu var. Bunlar markalardan bahsetmiyorum. Dolgu markaları da farklı. Ancak belli başlı kullandığımız dolguların, dolgu markaların altında da pek çok alt dolgular var. Bunlar neye göre seçiliyor? Örneğin göz altına uygulayacağımız dolgunun çok ince bir dolgu olması, yoğunluğunun, viskozitesinin az olması, çok aşırı su tutmaması gerekiyor. Biraz daha aşağı doğru indiğimiz zaman elmacık kemiğine uyguladığımız dolgunun ise kaldırma efektinin olması, yani lifting özelliğinin olması, aynı zamanda da yüze hacim verebilecek su tutma özelliğinin yüksek olmasını isteriz. Biraz daha aşağı doğru geldiğimiz zaman dudaklar, her ne kadar bugünlerde maske taksak da dudak dolgularının dinamik olması, dudak hareketleriyle birlikte elastikiyet kazanması ve hareketli olması gerekir. Şimdi son günlerde çok popüler çene hattı dolguları. Çene hattı dolguları da artık çene hattına özel bir takım dolgular kullanıyoruz. Bu çene hattına kullandığımız dolguyu yanakta ya da yüzün diğer başka bölgelerinde kullanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü buradaki amacımız ne? Kemiğin, çene hattının ve buradaki oluşturan kemiğin daha belirginleştirilmesi. Bu yüzden de kullandığımız çene hattı dolguları daha sert kıvamda kemiği taklit eden diyebileceğim dolgular. Yani yüz bölgesinde her bölgenin dolgusu kendine ait, bir dolguyu diğer tarafa doğru çoğunlukla yapmayız. Burada bir istisnamız var. Dudak için kullandığımız dolguları bazen burnun minik şekillendirilmesinde kullanabiliyoruz. Bunlar da aşırı hacimlenmeyen dolgular ve ince deri olan bölgelerde aynı dudak gibi kullanılabilen dolgular. Bunlar birbirinden küçük ayrıntılar gibi görünüyor ama hastalar açısından oldukça önemli. Kısacası jawline özellikle çene dolguları son dönemlerde çok çok popüler. Burada kullandığımız dolgu kemiği taklit eden, kalın yapıya sahip olan dolgular olarak söyleyebilirim. Yüz bölgesine dolgu uygulamalarıyla ilgili tüm sorularınız için hem bu videonun altına yorum yazabilirsiniz ama her zaman söylediğimiz gibi en sağlıklısı size özel planlama için muayene randevusu oluşturabilirsiniz.